verdi Yiğit. Abi burada yoklar. Çıkmışlar. Nasıl yoklar lan? Nereye gitti bunlar? Ali! Buradalar! Harputlu şerefsiziymiş. Eceline susamış. Ali! Allah ne olur sana bir şey olmaz. Ne oldu? Ne oldu Ali'ye? Ha? Ne oldu? Nerede? Ver bakayım. Ali! Ali! Ne oldu Ali'ye? Nerede? Ha? Ya hem bu telefon sende ne işi var? Ben telefon çalınca siz yoktunuz. Belki önemlidir diye açtım. Özür dilerim. Allah'ım bunun diye bir şey olmasın ne olur. Hoca, biz böyle kaç zebani haklayıp kaç cehennemden çıktık. Buradan da çıkarız evvelallah. Gideceğiz tabii pilot. Ben daha oğluma gideceğim. Senin oğlun da mı var? Var mı? Ya, pilot. Aslanlar gibi bir oğlum var. Allah sürprizlerle dolusun hoca. Bazen seni hiç kestiremiyorum. Hem de hiç. Sana ne dedi Ali peki ha? Neredeymiş? Neredeymiş söylesene. Ben sadece elin tuttuğunun haberini verdim. Tamam. Geliyor muymuş ha? Hayır bilmiyorum. Sonra da silah seslerini duydum işte. Belki yanlış duymuşsundur. Hemen öyle ortalığı velveleye verme silah falan diye. Anne, kime silah varmış? O da nereden çıktı Alican? Siz söylediniz, ben duydum. Alican, nasılsın bakalım? Babamız nerede? Benim babam yok ki. Anne, Alican'ı odasına götürmüş. Tabii ya. Hadi bak, gel sana meyve suyu aldım. Doktor Bey. Ayıcan babasını öldü biliyor. Şimdilik bilmesini de istemiyoruz. Kusura bakmayın, ben de bilmiyordum. Özlem Hanım. Bakın eğer yapabileceğim bir şey varsa. Yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Beni neredesin? Neredesin? Ah!
Oğlum hasta pilot. Bana ihtiyacı var. Yani buradan kurtulmam lazım. Kurtulacaksın hoca. Merak etme, çıkacağız buradan. Çıkışın yok pilot. Burası sana da, yanındakine de mezar olacak. Şimdi ne yapacağız hoca? Pilot, kurşuna tahta bitti deme. Ama merak etme, ben de adrese teslim bir kurşun var. Sen şimdi paşa paşa teslim ol. Söz, canını yakmayacağım. O kurşun adrese teslim edilecek. Gel lan gel, gel de göstereyim sana o kurşunun hangi adrese gireceğini. Hazır mısın pilot? Hiç olmadığım kadar hoca. Tamam. Tamam babacığım, oldu. Ararım ben şimdi. Ne diyor? Pilotun yanına gidecekmiş de aramış ulaşamamış. Ay İlhan'ın işleri. Ayol adam çalışıyor orada. Sohbet yeri mi Allah aşkına? Yok, açmıyor. Siz, girin içeri. Ali Bey gelince birkaç test daha yapacağız. Herhangi bir enfeksiyon olmadığından emin olmak için. Tabii Ali Can'dan da kan alıp değerlerine bakmamız gerekiyor. Yine mi yine? Çok az kaldı anneciğim. Bunlar son değil mi doktor bey? Evet, aynen öyle. Ali Bey gelince görüşürüz. Tabii gelirse. Ali amca da mı hasta? Yo, nereden çıkardın? Değil. Bebeğim, sen birazcık dinlen. Ben hemen geliyorum, tamam? Nerede bu Ali? Başına ne bela açtı yine acaba? Ha? Tam da ilik uyumuşken olacak şey mi bu? Ali işte. Değişen hiçbir şey yok. Yine aynı bak, yok. Bir daha mı arasak? Ne oldu lan? Öldüler mi? Ne
Öldüler, öldüler. Geldin Erputlu. Kalk bakalım. Kalk! Anlat bakalım. Derdin ne pilotla ha? Ne istiyorsun? Ecelini. Ulan. İşimiz var diyoruz lan. İşimiz, işimiz. Nesini anlamıyorsun? Pilot. Ne yaptın sen? Niye vurdun adamı? Ya buna ne dil dökeceksin hoca? Bunun yaşaması israf, israf. Bari burada bırakalım da kurda kuşa yem olsun. Onlar da nasiplensin, bir faydası dokunsun. Neyse, ben şimdi Vedat'ı arayayım, bize iki tane araba getirsin de sen de zaman kazanmış olursun, çocuğunu yetiştirsin. Ya telefonu arabada unutmuşum. Gidip alayım da. Zaten taş kafa çoktan anlamıştır bizim kaçtığımızı. Nasıl kaçar lan bu? He nasıl kaçar? Ne alt ediyorsunuz lan siz? Vallahi patron biz de anlamadık. Kaç sizin yapacağınız işin? Bir oğlu! Nereye kaçarsan kaç. Benden kurtulamayacaksın. Azrail'in olacağım senin. Geliyorum oğlum. Geliyorum Ali canım. Yok. Yok açmıyor. Olacak şey değil. Oğlunun hayatı ona bağlı ama o ortada yok. Kusura bakmayın ama keyfinden mi yok? Belki hayatı tehlikede. Niye böyle düşünüyorsunuz ki? O hep tehlikede zaten. Şu gün olsun uzak duramıyor beladan. Bela onu buluyor. Onun bir suçu yok. Öyle mi? Bela mı buluyor onu? Ali'yi bize anlatmaya kalkıştığına göre siz çok yakınsınız galiba. Nesi oluyorsun Ali? Ben sadece arkadaşıyım. Sadece. Biraz fazla ilgili bir arkadaş. Alican. Alican. Alican anne, Alican yok. Ama çıksa görürdük yavrum. Yok anne, ne bileyim yok. Alican. Allah'tan seni arayacak kadar şarjım kalmıştı Vedat. Yalnız var ya, Ali Hoca sağlam çarpıştı ha.
Eğer var ya bu harputlu beni tek yakalasaydı duman olmuştum yeminle. Adam resmen orduyla gelmiş lan. Şu aşk meşk davalarına işlerden elini ayağını çekmeseydin ben de yanında olurdum ama. Ah be Vedat. Ah be oğlum. Keşke sen de bir sevdaya düşsen de anlasan halden diyeceğim ama. Nerede? Kardeşim. Vurulmuşsun sen. Ya yok bir şey be oğlum. Sıyırmış geçmiş işte. Gidelim hallederiz. Allah. Duygu. Duygum. Pilot. Kaçtır arıyorum seni. Niye telefonun kapalı? Ha, restorandaydım ben. Soğuk dolapta sayım yapıyordum. O sırada da telefon çekmemiş. Sonradan fark ettim. Bunca zaman. Üşütüp hasta olmazsın inşallah. Yok yok bana bir şey olmaz merak etme. Hem olsa da ilacım sende nasıl olsa Duygum. Sen niye aramıştın Duygum? Hayır babam sana uğrayacaktı ya. Onun için haber vermek için aradım seni. Baban mı? Restorana mı? Evet. Niye? İşinin başında değil misin sen? Tabii tabii. Buradayım, restorandayım ben. Ne zaman gelirmiş acaba? Bilmem, birazdan gelir herhalde. Restorandayım ben, buyursun gelsin. Tamam. Üç tip hasta olma tamam mı? Kendine iyi bak. Tamam, tamam. Oldu o zaman canım, görüşürüz. Bas gaza Vedat, bas gaza. Ne oldu ya? Mevzu mu var? Lan bir şey olduğu yok. Ama eğer yetişemezsek olacak Vedat. Ya bassana oğlum gaza, neyi bekliyorsun? Grip olur, hasta olur, işe de gitmez mi? Anne. Benim biraz dişim çıktı. Sen bakarsın eczaneye. Olur mu? Ay gene nereye Duygucuğum ya? Hadi sen ben gelene kadar eczaneye bak. Görüşürüz. Bunu da atsaydın ben ütülüyorum. Yok işte yok. Allah'ım nereye gider bu çocuk? Evladım kuş olup uçmadı ya. Bulacağız telaş etme sen. Anne nasıl telaş etmeyeyim? Ya Alican. 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 Telefonu kullanabilir miyim? Tabii. Efendim Ali? Bana taş kafayı halledeceğim demiştin. Ama ben şimdi onun bana işkence ettiği depodan çıktım. Ali, o taş kafa çok iyi saklanıyor. Çoktan iz bırakmadan o depoyu terk etmiştir. Ben anlamam Kurt Bey. Yerin 7 kat altına girse bulacaksın o herifi. Bulana kadar da. Ailemin, evimin güvenliğini sağlayacaksın. Eğer o pislik oğluma bir zarar verecek olursa hesabını senden sorarım. Tamam abi, merak etme. Ben gerekeni yapacağım. Amcamın öldüğü günkü güvenlik kamerası kayıtlarını ancak alabildik otelden. Bilmeni isteyeceğini düşündüğüm bir şey dikkatimizi çekti. Neymiş ha? Kahveyi servis eden kız. Doktor kalp krizini tetikleyen bir zehir içmiş olabilir demişti.
öyleyse zehri o kız vermiş olabilir. Bu kızı hemen bulalım Sarp. Biz onu bulduk Uygar. Şu an elimizde. Ben de geliyorum seninle. Şişt. Gerek yok oğlum. Ben hallederim. Pilot. Taş kafa durumu çakozladıysa işimiz yaş kardeşim, uyandırayım. Ya oğlum hemen şey yapma. Daha adamın bizden şüphelendiği bile belli değil. Belli belli. Ali'yi senden başka kim kurtaracak? Kardeş gibi oldunuz zaten. Oğlum benim bir tane kardeşim var. Onu da dünyalara değişmem. Sen benim canımsın lan. He? Oğlum Ali Hoca'ya yardım ettiysek iyilikten lan. Onun da bana iyiliği dokundu. Yani Duygu'nun babasını onun dışında başka kimse ikna edemezdi Vedat. Bilmiyorum artık pilot. İyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler. Taş kafa şimdiye kadar çoktan haber uçurmuştur kardeşine. Kesin. He. Maşallah Vedat. Ne kadar da pozitifsin lan. Sayende yaşama sevincim arttı anasını satayım. Tavan yaptı. Hadi sen şimdi bunları boş ver de hangara geç. Sen ne yapacaksın? Pilot. Ya. Bu riski almaya değer mi sence kardeşim? Değer kardeşim, değer. Duygu için değer. Hadi eyvallah, hangara geçin. Patron, Ali nasıl kaçtığını bulduk. Konuş. En son pilot girmiş yanına. Telefonum kaldı ayağıyla. Pilot mu? Pilot. Oh be. İlhan Bey daha gelmemiş. Ulan buna ne diye hitap edeceğim ki ben? Baba mı desem? Sonuçta Duygu'nun babası. Yok lan. O da çok olur. Neyse. İlhan Bey iyidir. Pilot. Neredesin sen? Biraz işlerim vardı da benim. Hayırdır, kan mı o ya? Ha yok yok. Önemli bir şey değil o. Buyur abi. Duygu? Baba. Hayda. Sen ne arıyorsun burada? Baba pilot rahatsızdı, ben de ilaç getirdim. Benim arkada bir ceketim vardı da. Anladım ha. Oğlum senin bu üstündeki ceket kaç beden? 48 abi. İyi. Çıkar bakayım. Pilot!
Hayırdır? Nereye böyle? Bizden iş istedin. Sana burada iş verdik. Sen kalktın ne yaptın? Benim abime ihanet ettin pilot. İhanetlik bir durum yok. Necmi, ihanetlik bir durum yok. Sen onu şimdi abime anlatırsın. Ben bekleyemem Necmi. Benim acil işim var. Bekleyeceksin. Bakar mısın? Pilot bey burada mı? Aman efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Nasılsınız? Sağ ol. Bu tarafta biraz işim vardı. Uğrayıp bir acı kahveni içeyim dedim. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Duygu. Da ben de tam çıkıyordum. Çıkıyor muydun? Hı. Nereye? Hale gidecektim ben. Ya buraya mal satan kabzı mal. Mal çıkmış da kazıklıyormuş burayı. Ben de şimdi daha dürüst birini buldum. Onunla bir görüşme ayarladım. Şartlarını konuşacaktık. O yüzden şimdi adam bekliyor. Çok da bekletmemek lazım. Ayıp olur. Beraber çıkalım mı? Aferin sana. Burası senin ekmek teknen. Dolayısıyla her şeyine sahip çıkman lazım. Aferin. Tabii efendim. Tabii. Sonuçta onlar bizim veli nimetimiz değil mi? Çıkalım istersen. Tabii. Soğuk depoda kaldım demiştin. İyi misin sen? Yok. İyiyim. Bir sorun yok yani. Sen yine de şundan bir tane al da ne olur ne olmaz. Yarın elinden zehir olsa içerim. Hadi çıkalım, çıkalım. Sende bir haller var gibi. Yok canım. Nereden çıkardın? Ne hali? Ne bileyim, böyle diken üstünde gibisin sanki. Telefonda da bir gariptin. Yine benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok Duygu. Ne saklayabilirim ben senden? Bak alınıyorum ama ha. Hadi hadi. Malum adam bekliyor. Duygu, benim buralarda bir iki işim var. İstersen arabayı sana bırakayım. Yok babacığım, pilot beni bırakır. Tabii. Ben bırakırım efendim. İyi pekala. Yalnız unutma, bana bir kahve borcun var. Bir daha geldiğimde içerim. Ne demek efendim? Her zaman. Başımızın üstünde yeriniz var. Allah'a ısmarladık. Alican, ne yapıyorsun orada? Sen ne arıyorsun? Sen ne arıyorsan onu arıyorum. Ben hiçbir şey aramıyorum ki yakınmam. Hemşireler beni arıyor. Neden? Yat. Tam süper. Hastasın. O zaman sana da film yaparlar. Evet, ben biraz korkuyorum Alican. O zaman kaçalım. Ama kaçarsak hastalık da peşimizden gelir. Gelir mi? Gelir ya. Sen korkundan kaçarsan korku büyür. Korkun üstüne gitmen lazım. Sen korkun üstüne gittin mi? Gittim. Ben üstüme gittikçe
korku küçüldü, küçüldü, ufacık kaldı. Ama da öğretir misin? Tabii ki öğretir. Bundan sonra hep senin yanında olacağım. Ver bakalım elini. Yanında olacaksın ama. Hep. Söz mü? Söz. Alican. Alican. Ben yukarılara baktım ama bulamadım. Yine çok acıtıyor mu? Birazcık. Ama ben iğne olurken sen elimi böyle tutarsan acımaz. Tutar mısın? Tutarım ama sen de benim elimi tutarsın, olur mu? Olur. Anlaştık. Anlaştık. Elimi tutarsa yine o zaman hiç acıtmaz değil mi? Yok, acıtmaz. Ama biraz acıtacak olursa zaten elimi tutuyorsun ya. Elimi sıkarsın, ben de hemşireye kızarım. Olur mu? Hadi odamıza gidelim. Ali. Çok korktum. Çok korktum silah seslerinin önce sana bir şey oldu sandım. Çok korktum. Ali. İyi ki varsın. Endişelenmişsin. Ali amca. Sevgilin mi? Yok Ali canım. Sevda'nın başka biriyle evli. Ya neredesin oğlum? Aklım çıktı. Ya Alican iğneden önce biraz saklambaç oynamak istemiş. Beraber saklambaç oynadık. Şimdi de odamıza gidiyorduk. Ali sen neredesin? Geldim işte. Ali amca iğneden korkuyor anne. Ama ben ona söz verdim. Onun eli acımasın. Ben onun elini tutacağım. O da benim elimi tutacak. İyi, tamam. Doktor da onu görmek istiyor zaten. Hadi, gidelim. Ya siz de bütün gün çok yoruldunuz burada. Önce Ali, sonra Alican. İkisi de iyi olduğuna göre artık evinize gidebilirsiniz. Şey, ben de eve gidecektim zaten artık. Bak Sevda. Bu tabloya iyi bak. Anne. Anne. Baba ve çocuk. Sana bu tabloda yer yok. Anla artık bunu.
istiyorsunuz madem? Bırakın beni. Sadece bir cevap. Amcama neden zehirledin? Ne amcası? Ne zehirlemesi? Ne diyorsunuz siz ya? Diyorum ki... Amcam zehirlenip öldükten 5 dakika önce... Ona kahveyi sen götürmüşsün. Ne var bunda? O otelde garsonluk yapıyordum. Ben olmasam başka bir arkadaş verecekti kahvesini. Tamamen bir tesadüf. Amcamın ölümünden bir gün sonra... işten ayrılman da mı bir tesadüf? Bunu sana kim yaptırdı? Bak. Kızına iyi bak. Eğer amcama zehirleme talimatını kimden aldığını söylemezsen kızını bir daha göremezsin. Kızımın saçının tek bir teline bile zarar gelirse hepinizi yok ederim. Bu sana bağlı. Eğer şimdi konuşursan kızına hiçbir şey olmaz. Yoksa günah bizden gider. Bazı bilgileri bilmek demek ölüm fermanını imzalamak demek. Siz bizi değil de daha çok kızınızı düşünün Dilan Hanım. Şimdi cevap ver bakalım. Kim tuttu seni? Kurt Bey. Kurt Bey mi? Neden? Neden peki? Bilmem. Bilmek de istemem. Sır en ağır yüktür. Ben yük taşımam. Sadece bana denileni yaparım. Alican'ı hastaneye yatırmayacaklar mıymış yani? Yok. İkinizden de yeniden kan alacaklarmış. Ekip nakil için hazırlıkları başlamış. Bu arada Alican'ı evde bekleyebilir dedi doktor. Ben anlamıyorum. İliklerimiz uyumlu değil miydi? Öyle demişlerdi. Yani Sevda Hanım telefonda öyle söyleyince ben... İlik tuttu demekle ilik uyumlu demek farklı şeylermiş. Senden alınan ilik Alican'a nakledildikten bir süre sonra belli olacakmış tutup tutmadı. Ne zaman nakil yapacaklar peki? Özlem. Ne oluyor? Sorun ne? Söylesene. Nakil başarılı olmayabilirmiş. Ne demek bu şimdi? Oğlum ölebilir. Sakın. Sakın böyle bir şey söyleme. Ben de bir doktorla konuşayım. Bir çaresi olmalı. Var. Bir çaresi var Ali. Neymiş peki? Söylesene. Bir kardeşi olursa
öz kardeşinin Lee'nin uyumlu olması yüksek ihtimalmiş. Anne, gidelim artık. Çok sıkıldım. Gidelim bir tane, gel. Sevda, neredesin kızım sen? Bu kızın hali hal değil ki Öksal. Sevda? Sevda? Neredesin sen? Ha? Sabahtan beri neredesin anneciğim? Sevda? Hastanedeydim. Ne hastanesi? Ali'nin bir oğlu daha varmış. Ve çok hasta. Onun yanındaydım. Oğlum varmış. Evet. Eski karısı saklamış oğlu olduğunu. Babam Ali'nin oğlunu öldürünce kadın hamile olduğunu söylemeden Ali'yi terk edip gitmiş. Çok hasta. Sanki kendi oğlum hastalanmış gibi canım yanıyor, kahroluyorum. Oh, anneciğim. Ben Ali'yi çok seviyorum. Onsuz yapamıyorum. Sen neden Uygar'la evlendin o zaman? Babam ölmesin diye. Ne? Ne dedin? Boş ver. Boş ver, geçti artık, boş ver. Sevda, ne demek babam ölmesin diye? Söyle. Uygar biliyor anne. Neyi? Babamın Ali'nin ne olduğunu öldürdüğünü biliyor. Kendisiyle evlenmezsem gidip Ali'ye her şeyi anlatacağımı söyledi. Beni tehdit etti. Ah anneciğim. Sen onun için, sevdiğin adamı korumak için, babanı korumak için evlendin. Ben o gün gelinlik değil anne, kefenimi giydim. Babam beni diridirip mezara gömdü. Ah güzel çocuğum. Canım çok yanıyor. Baba. Yoksa. Sevda, Sevda dur. Bırak. Ben konuşurum onunla anneciğim, tamam mı? Ben konuşurum.
Hazır mıyız? Hazırız hemşire hanım ama ben çok korkuyorum. Ali Can elimi tutacak o yüzden. İzin var mı? Tabii. Kadar ayırmaya, uzaklaştırmaya çalışsan da baba işte. Allah yine yan yana getiriyor. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Akşamki yemek programımız belki değil mi? Tabii tabii. Çok fiyakalı bir restorana götüreceğim seni. Oldu o zaman. Ben kaçayım. Akşam 8'de alırım seni, tamam mı? Pilot. Bir şey yok diyorsun ama yine benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ben böyle ölmem Duygu. Sen direkt bana füze at. Nasıl anlamadım? Yani diyorum ki, sen bana ne zaman güveneceksin, ha? Ya babam bile bana daha çok inanıyor senden. Ama sen, yok yalan mı söylüyorsun pilot? Yok ne işler çeviriyorsun pilot? Yok, sen yanlış anladın ya. Ne bileyim, öyle telaşlı falan davranınca ben de... Hale gideceğim dedim ya. O yüzden benim telaşım ama sen her hareketimde bir şey ararsan... Tamam, tamam, affedersin. Sen düşürme o güzel yüzünü. Neyse. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne oluşum? Hani acımayacaktı? Yalancısın sen. Ama biraz acıdı. Ya hemen geçecek zaten. Ben sana küstüm. Aa, şimdi geçecek benim aslan torunum. Kan alma faslı bittiğine göre biz de gideriz artık eve. Aslan. Buradan çıkınca benim evime gelmenizi istiyorum. Senin evine mi? Nereden çıktı şimdi bu? Oturun. Hastanenin önüne adamları koydum. Ali'nin evine de adam gönderdim. Ama sokak korunmaya alınmış. Eski karısı da hastanede yanındaymış. Güzel. Ya verdi. Pilot abi. Hayırdır? Ne oldu Ezgi'yle? Taktikler işe yaradı mı? Taktikler hem işe yaradı hem yaramadı pilot abi. O nasıl oluyor lan? Biz Ezgi'yle önce arkadaş olacağız, sonra hayat arkadaşı. Ama Ezgi benimle evlenmek istemiyor. Oğlum az yavaş gel lan. Her şeyin bir sırası var. Önce bol bol vakit geçireceksin. Kıza kendini iyice alıştıracaksın. Sonra kız bir bakacak. Sensiz yapamıyor. Vakit mi geçireceğim? Nasıl vakit geçireceğim? Oğlum işte bir yerlere davet et. Misal ben bu akşam Duygu ablanı yemeğe götüreceğim. Yemeğe mi götüreceksin? Nereye götüreceksin? Ya bu köprünün arkasında güzel bir restoran var ya. Oraya... Da. Sen niye soruyorsun? He? Oğlum bak. Yengenle baş başa vakit geçireceğiz diyorum ha. Sakın bozma. Pilot abi. Hı. Sen niye kafanı sürekli
böyle yapıyorsun? Boynun mu ağrıyor? Ne? Oğlum işte bak böyle lüzumsuz sorular sorma. Yoksa tavlayamazsın kızı. Hadi ben kaçtım. Eyvallah. Hayır Ali, biz kendi evimize gideceğiz. Bak, bende kalmanız gerek diyorsam bildiğim bir şey var. Bildiğin mi? Ya sen benden yine bir şey mi gizliyorsun? O kızın duyduğu doğruydu değil mi? O silah sesleri filan. Senin yine başın belada. Biz bahçede bekliyoruz. Tamam anneciğim, sizin için ben hazırlanıp geliyorum. Alican, biz hala barışmadık mı? Yok, barışmadık. Hadi gidelim biz. Tamam. Bak, yanımda olmanız lazım. Sizi koruyabilmem için, güvenliğiniz için. Senin yanında mı güvende oluyoruz Ali? Bırak Allah aşkına. Yani hadi geçmişi bırak da yakın zamanda senin evin taranmadı mı Ali? Orada mı koruyacaksın Ali canı? Özlem, bütün önlemler alındı. Korumalar, mahalleye giriş çıkışlar hepsi kontrol altında. Bak, size bir şey olmasına izin vermem. Süleyman ölmeden önce de aynen bu lafı söylemişti. Vedat, taş kafa Ali Hoca'ya yardım ettiğimi öğrenmiş. Öğrenir tabii. Yerin kulağı var diye boşuna dememişler. Lan oğlum tamam işte uzatma. Tedbirimizi alalım Vedat. Eyvallah. Eyvallah. Pilot. Merhaba. Ben de sana geliyordum. Restorana yani. Ha yok ben. Bugün işe gitmiyorum. Benim iş meselesini düşündün mü? Yok ya. Henüz fırsat bulamadım koşturmaktan. Ya benim şu an acil bir işim var. Daha sonra konuşsak olur mu? Tamam olur tabii ki. Yarın müsaitsen yarın geleyim ben. Yok yarın olmaz. Öbür gün geleyim. Öbür gün de olmaz. Eğer duygudan çekindiğin için iş vermek istemiyorsan bunu açıkça söyleyebilirsin bile. Beni geçiştirmene gerek yok. Yok. Geçiştirdiğimden değil de. İhtiyacım olmasa zaten istemezdim. İlgileneceğim. İlgileneceğim. Ama şu an işim var. Daha sonra. Pilot. Biliyorsun ben. Annem var elime bakan. Duygunun halden anlamaması normal. Çünkü tuzu kuru. Sen anlarsın sanmıştım. Anlamadığımdan değil. Tuğçe. Ben işten ayrıldım. Ne? İşten mi ayrıldın? Niye? Ya niyesini boşver de. Bak daha Duygun'un haberi yok. Aramızda kalsın olur mu? Tabii tabii. Sen hiç merak etme. Sırrım bende baki. Eyvallah. Ben yine sana bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Sen canını sıkma tamam mı? Sağ ol pilot. Hadi eyvallah. Bey'in derdinin ne olduğunu öğrenmemiz lazım Sarp. Ali'nin öğrenmesinden amcamı öldürecek kadar korktuğu bu sır ne? Muhtemelen Ali için de önemli olmalı.
Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Seni uyarmıştım Uygar. Ailem için her şeyi yapabileceğimi söylemiştim sana. Ailen de, sen de iyilikten başka ne gördünüz benden? Nedir benim suçum? Kızımı neyle tehdit ederek evlendiğini biliyorum Uygar. Her şeyi biliyorum. Sevda'yı çok sevmekten başka bir suçum yok benim Göksal. Senin yüzünden kızım benden nefret ediyor. Emin misin? Kendini kandırma istersen. Sevda'nın senden nefret etmesinin tek sebebi yine bizzat sensin Göksal. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Seni öldüreceğim. Gözümün önünde olanları görememiş. Göremedin mi, görmek mi istemedin anne? Dur Göksal, dur! Mama kendine gel! Beni öldüreceksin öyle mi? Ben senin bütün borçlarını kapadım. Seni en dipten çıkarttım. Evimi açtım ben sana, evimi! Ama sen bunlara karşı yine de beni öldürmeye kalkacak kadar nankör müsün meğer? Kızıma esir hayatı yaşatmana göz yummayacağım Hüka. Öleceksin. Öleceksin ve kızım özgür kalacak. Aman Allah! Göksal! Baba dur, ne yapıyorsun? Bırak! Babama dokunma, bırak! Bizi gelip bırak! Sarp! Tamam, tamam! Şimdi beni iyi dinle Köksal Bey. Bütün bu olanları unutacağım. Sen de unutacaksın. Bildiğin her şeyi unutacaksın. Bana layık bir kayınpeder olacaksın. Hayriye Hanım. Kocanızla ilgilenin lütfen. Sevda, babana söylemekle çok yanlış yaptın. Buyurun, iyi günler. Duygucuğum. Evet. İlaç mı almaya geldin? Ertesi gün hapı mı yoksa? Yok. Ya ben pilotun durumuna üzüldüm. Geçerken sana da uğrayayım dedim. Belki bir yardımım dokunur. Elimden bir şey gelir. Anlamadım. Pilotun neyine üzüldün? İşten ayrılmış ya. İşten mi ayrılmış? Saçmalama. Yok öyle bir şey. Hay hay Allah. Ben pot kırdım sanırım. Çok özür dilerim. Senden gizlemiş sanırım. Gideyim ben. Onu mu söylüyor şimdi bu?
balık oltaya geldi. Sen de bana geleceksin pilot. Özlem. Niye beni anlamıyorsun? Ya asıl sen beni anlamıyorsun Ali. Ya seni ararken öyle güzel şeyler dinledim ki seninle ilgili. Belki dedim değişmiştir. Daha sakin, daha tehlikesiz bir hayat kurmuştur kendine dedim ama yok. Sen de hiçbir şey değişmemiş Ali. İnsan geçmişini değiştiremiyor ne yazık Gözlem. Peşimde olan adam da geçmişimden biri. Senin geçmişine bir kurban verdim ben. Bir ikincisini vermeyeceğim Ali. Biz eve gidiyoruz. Özlem bir dinle. Hayır Ali. Kulaklarını aç ve asıl sen beni iyi dinle. Bak o bulaştığın bela her neyse onu oğlumdan uzak tutacaksın. Bak hiç kimse oğluma zarar veremez. Onun kılına bile zarar veremez hiç kimse. Anne. Oğlum. Nasılsın aslan parçası? Özlem, kızım bir taksi bulalım da evimize gidelim. Hadi. Özlem. Ali ısrar etme diyorum, evimize gidiyoruz. Tamam bak, ısrar etmeyeceğim. Ama evinize kadar siz bırakmama izin ver lütfen. Tamam. Şu gri araba. Abi. Ali ailesiyle hastaneden çıktı. Takibe geç. Oğlunu alıp getirin bana. Ona kolay ölüm yok. Her gün ölecek. Tamam abi. Kapıyı çalmadan niye giriyorsun? Nikahlı karımın odasına giriyorum. Ne istiyorsun? Ne söyleyeceksin? Ha? Bu sefer neyle tehdit edeceksin? Şşş, Sevda. Hayırdır? Tehdit mehdit? Birisi duyacak. Gördün değil mi babanın halini? Adamcağız kafayı yedi. Öğrendi de ne oldu Sevda? Ha? Ne geçti eline? Peki ya, Ali öğrenirse neler olacağını hiç hesapladın mı? Hesaplanacak bir şey kalmadı. Doğru ya. Ali'nin artık bir ailesi var. Onun tek amacı onlar. Ama unutma, benim de bir ailem var. Sen benim karımsın ve benim ailemsin. Ben senin ailen falan değilim. Hiçbir zamanda olmayacağım. Niye biliyor musun? Ali benden vazgeçse bile, ona dair en ufak bir umudum kalmasa bile, ben Ali'ye olan aşkımdan vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Geçeceksin Sevda. Hem de öyle bir vazgeçeceksin ki.
Sinan hastalığımı öğrenirse her an ölecek birini de sevdiğini öğrenmiş olacak. Şşş. O kelime yasaklı demedik mi? Sinan'ın beni sevmesine izin vermek bencillikmiş gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun? Hiç. Bak. Biz aşkımızla bütün engelleri aştık. İlişkimize karışan yok. Görüşmemize bir engel yok. Evet, haklısın. O zaman niye mutlu değilsin? Buluştuğumuzdan beri şu güzel yüzün bir kere gülmedi. Bir şey canı sıkkın senin. Yok yani. Nereden çıkarttın ki şimdi bunu? Zeynep, ben seni artık tanıyorum. Halinden, tavrından, konuşmandan ne hissettiğini anlayabiliyorum. Sevmek böyle bir şeymiş demek ki. Beni seviyor musun gerçekten? Sence? Ya soruma soruyla cevap verme. Evet, ben seni çok seviyorum. Bir de böyle gülüyorsun ya, daha da çok seviyorum ben seni. Peki hep yanına olacak mısın? Hastalık da sağlık da demem için. İlla imza mı atmam gerekiyor benim? Her zaman yanında olacağım. Her anında. Peki sen? Ne ben? Sen benim yanımda olacak mısın? Olabildiğim kadar olacağım. Ne demek olabildiğim kadar olacağım? Böyle ne kadar demek? Camı. Gördün mü? Gördüm Şehriban abla. Kim? Nereye kaçtı? Kaçmadı ki. Kaçmadı mı? Ezgi. Kim kırdı? Hüda verdi bu camı. Sana soruyorum. Ben kırdım. Ben daha sonra taktırırım. Ezgi. Allah. Aklından bir sayı tut. Ne? Abla bu kim? Bu Hüda verdi canım, bir arkadaşım. Birazdan gidecek. Evet, ben arkadaşıyım. Sen de Ezgi'nin kız kardeşi misin? Adın ne senin? Melek. Memnun oldum, ben de Hüda verdi. Sen de aklından bir sayı tut. Yok Hüda verdiğim şimdi olmaz. Bak daha kırtasiyeye gideceğiz, ödev var, onu yapacağız. Tuttum ben sayıyı. Tamam. Şimdi aklından tuttuğun sayıyı 15'le çek. 6 ekle, 3'e böl, 2 ile çarp, 6 ekle, 10'a böl,
Şimdi aklından tuttuğun sayıdan çıkan sonucu çıkar. Kaç kaldı? Yapamıyorum, çok zor. Ben de yapamıyorum, çok zor. Ama ne yaparsan yap sonuç bir çıkıyormuş. Bana öyle dediler. Sonuç bir çıkıyormuş. Çok komik değil mi? Günah verdi, bakıyorum keyfin bayağı yerinde senin. Akşam yemeğe gidelim mi? Ne? Nereden çıktı şimdi? Pilot abi söyledi. Pilot bey mi söyledi? Evet, pilot abi söyledi. Olur o zaman, tamam. O zaman akşam görüşürüz. Hadi gidelim. Uğur dedi. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Ya beni seviyor. Beni seviyor. Buyurun. Kime baktınız? Ben pilota bakmıştım. Neyi alıyorsunuz pilotun? Hiç. Arkadaşıyım sadece. Yok pilot. Bir daha da gelmez. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz? Onu kendisine sorun. Kim bilir hangi deliktedir şimdi. Zaten işi de bıraktı. Anladım. Teşekkürler. Abi, bunlar geçen de buradaydı. Pilotun manitası galiba bu. Bir de sana güvenmiyorum diye trip attın bana. Bakalım şimdi ne cevap vereceksin pilot bey? Zako'ya söyle, şu kadını takibi alsın hadi. Anlaşıldı. Güle güle demek yok mu Alican? Çok kızmış. Umarım torunuma ilik vermeden önce başını belaya sokmazsın. Nilüfer Hanım, sizin torununuzu düşündüğünüz kadar ben de oğlumu düşünüyorum, merak etmeyin. Ne yapıyoruz abi? Ali Hüroğlu uzaklaşsın da bir. Girip alacağız çocuğu. Dikkatli ol lütfen. Allah'ım, öldüm de cennete mi geldim ben?
Cennete gideceğini hiç sanmıyorum pilot. Ya yine ne dedim ki ben şimdi? Güzelliğin başımı döndürdü. Saçmalıyorsam affet dünya güzeli. Söyle. Kız bizi pilota götürdü patron. Güzel. Ali dairesini bırakıp gitti. İkinizin de işi bitti bu akşam. Oğluşum. Al bakalım üstüne. Anneciğim, yoruldun sen de. Sana şöyle güzel bir kahve yapayım ister misin? Sade olsun kahve. Tamam. Ay Ali mi yine bu? Ne istiyor? Kimsiniz siz? Teyzeciğim çekil, işimiz zorlaştı. Ya sen nasıl girersin benim evime ya? Ne oluyor ya? Kimsiniz siz? Dağ başım burası. Anne. Gel seninle bir tanışalım. Ay, bırak oğlum! Dur! Yardım edin! Ya bırak! Madem ayrılmak istemiyorsun çocuğundan, sen de bizimle geliyorsun. Anne, bırakın beni! Anne! Telefon! Anne! Polis! Polis! Senin canın niye sıkkın güzel gözlüm? Hı? Yok bir şey. Söyle söyle, kim sıktı senin canını? Ne yapacaksın? Aklını alacağım onun aklını. Aklı olsa benim canımı sıkmaz zaten. Ha var yani öyle biri. Kim? Söyle. Yok bir şey pilot. Sakin ol. Sen yemeği mi beğenmedin? Sen yemeği mi beğenmedin Duygu abla? Çok da güzel duruyor. Bir daha ver diye. Sen nereden çıktın lan? Ezgi'yi aldım geldim işte. Sen dedin ya. Ama bu son. Biz ev yemeklerini seviyoruz. Değil mi sevgili? Yuh. Ne sevgilisi Yuda verdi. Bir daha ver diye. Gel lan buraya. Oğlum yavaş yürü lan yavaş yavaş. Tamam. Sana bunu mu dedim? Sen beni yine yanlış anlamışsın. Öyle yavaş değil. Kızın kalbine yolculuk yaparken yavaş yani. Ben sana bunu dedim. Tamam. Ha. Düzgün yürü lan. Size afiyet olsun. Hadi devam et. Bunları daha verdi. Aşktan mı böyle Leyla'sın yoksa hep mi böyleydin? Neyse ne. Yazık kılacağız da senin için gelmiş. O ne demek şimdi? Ne demek senin için gelmiş? Görmüyor musun sana nasıl baktığını? Anlamamak için aptal olmak lazım. Benim gözlerim senden başkasını görmüyor ki benim güzeller güzelim. Kim bakarsa baksın. Ben baktığım her yerde seni görüyorum.
Aç hoparlörü. Patron. Aldık, geliyoruz. Güzel. Sana biraz daha böyle bakmaya devam ederse. Şş, sakin ol güzel gözlüm. Bakarsa baksın. Sen bakmazsan görmezsin. Bak, ben senden başka kimseyi görmüyorum. Pardon, boşlar alabilir miyim? Evet. Yan masadaki boşları da alır mısınız? Efendim, anlamadım. Yok bir şey, yok bir şey. Sen al bunları. Eyvallah. Ya Hüda verdiğinin ne suçu var Allah'ını seviyorsan? Ben onu demedim. Ezgi. Ne var Hüda? Bir şey yok. Sadece adını söyledim. Elini versene Ezgi. Ne yapıyorsun daha verdin? Pilot abi ne yapıyorsa aynısını yapıyorum. Duygu. Efendim. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Evet, ne diyeceksin? Hani ben sana bir söz vermiştim ya, bir daha yalan söylemeyeceğim demiştim. Ben sana yalan söylerim. Ben de bunu bekliyordum. Nasıl yani? İşten ayrılmışsın. Restorana gittim. Restorana mı gittin? Hı hı. Ne zaman? Bugün. Neden işten ayrıldın anlat bakalım. Ne oldu? Ne dediler sana? Ya ne diyecekler? İşten ayrıldığını söylediler işte. O kadar mı? Evet. Anlatacak mısın artık? Anlatacağım. Anlatacağım. Sevda, kızım hayırdır? Bu gece sende kalabilir miyim Tuğçe? Ya sorun mu? Tabii kalabilirsin. Burası senin de evin. Sevda bir şey mi oldu? Sadece o evden uzaklaşmak istiyorum. Gel kızım gel. Thank you.
Karısı döndüğünden beri Ali Hoca eve uğramaz oldu. Onda mı kalıyor acaba? Dediğini yaptık. Amcanın bütün evraklarını araştırdık. O ne? Bunu da onu özel kasasında bulduk. Niye saklamış bunları ya? Vay canına. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ne varmış evraklarda? Bilmen gerekmez Sarp. Kız ne demişti hatırlasana. Sır en büyük yüktür. Taşıyamazsın. Ali'nin oğlunu getirdik abi. Bakışına. Yanıldın Tuğçe. Asıl Ali onları buraya getiriyor. Bu adamlar kim? Bilmiyorum. Ali yok. Ali nerede ki? Nerede lan çocuk? Abi adamımız bağlanmış. Arabada çocuk mucuk yok. Ne demek yok lan? Ne demek yok? Aldık demediniz mi siz? Yer yarıldı da yerin dibine mi girdi bunlar? Beni kendi ellerinle sana getirdin taş kafa! Hey,
Patron, aldık geliyoruz. Oğlumu karıştırmayacaktın. Yolun sonuna geldin taş kafa. Gidin bulun lan şunu. En başta bunları konuştuk demedin mi? Dedim. Dedim ama ne değişecek? Adam işler kötü. Bu parayı beğenmiyorsan başkasını bulurum dedi. Ben de bul o zaman dedim. İşten ayrıldım. Sıkma canını. İyi yapmışsın. 3 kuruş parayla orada saatlerce çalışmana değmezdi zaten. Başka bir iş buluruz sana. Nereye? Lavaboya. Lavaboya gideceğim de. Sen kendine bir tatlı falan söyle. Ben hemen geliyorum, tamam? Acil olan Uygar, seni dinliyorum. Amcamı senin öldürttüğünü öğrendim. Öğrendiklerim sadece bununla sınırlı değil. Ali ile ilgili de çok önemli şeyler öğrendim.
Ali'yle mi? Ve ne yalan söyleyeyim. Öğrendiklerime çok şaşırdım. Bir oğlunun olduğunu duyduğumda ben de çok şaşırdım. Ali'nin kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdım Kurt Bey. Hatta küçük dilimi yuttu. Kimmiş? Bilgi güçtür. Herkese öyle bedavaya verilmez. Amcan da öyleydi. Ama ben amcam gibi değilim. Bilgiyi yedeklerim. Yani beni öldürsen de kurtulamazsın. Senin bu saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok Uygar. Nereye varmaya çalışıyorsun söyle. Yolun sonuna geldin Kurt Bey. Ali ile pilotun. Kardeş olduklarını biliyorum. Gelin bakalım gelin. Gelin de sizi dünya kaç bucakmış göstereyim. Aferin lan Hüdaverdi. O nasıl tokattı lan öyle ayı pençesi gibi? Ben de kafa hareketi yapayım mı pilot abi? Nasıl? Böyle. Sen niye yapıyorsun oğlum öyle? Sen yapıyorsun ama. Ya ben farkında bile değilim öyle bir şey yaptığımın. Belki içimden öyle geliyordur, o yüzden yapıyorumdur, bilmiyorum ki. Aa, ben de farkında olmadan içimden gelerek yapsam Ezgi'nin hoşuna gider mi pilot abi? Gitmez gitmez. Boş ver sen. Pilot abi, Ezgi gidelim diyor. Ne yapayım ben? Gidin oğlum o zaman. Bana niye soruyorsun? Ay yok. Ben bundan sonra sana sormadan hareket etmem. Sen ne dediysen oldu çünkü. Sen bana dedin ki kaçan kovalanır. Kaçtım, kovaladı. Yemeğe çağır dedin. Çağırdım, geldi. Ben bundan sonra sen ne desen onu yaparım. Eyvallah. İyi o zaman. Birlikte kalkalım madem. Ha bak. Burada gördüklerini de unutan aman diyeyim. Hangi gördüklerimi? Boş ver. Ne istiyorsun benden? İstediğim şey çok basit. Artık Ali'yi önümden çekeceksin. Onun arkasında durmayacaksın. Mesela Sinan'ın vurulma olayında olduğu gibi her seferinde hapisten çekip almayacaksın. Ben de ortaya çıkmasından çok korktuğum bu sırrı kendime saklayacağım. Ali.
sonu taş kafa. At silahını. Kadın ve çocuk kaçırmaya teşebbüsten içeri girdiysen, bu defa cezan daha ağır olacak. Götürün bunu. Kahraman, değil mi anne? Nasıl kurtardı ama bizi kötü adamların elinden? Aynı filmlerdeki gibi. Evet oğlum, aynı filmlerdeki gibi. Al bakalım. Burası Ali amcanın evi değil mi anne? Hı hı, evet. Anne, Ali amcanın oğlu mu var? O da buraya gelecek mi anne? Bak oraya. Çekiyorum. Ben şunu bir mutfağa götüreyim. Sen neredeydin pilot? Yine ne işler karıştırıyorsun? Düşünüyorum. Tuvalette. Evet. Ne düşünüyordun? Bir daha verdin. Pilot ne yapıyordu tuvalette? Evlensene benimle. Evlensene benimle. Tuvalette bunu mu düşündün pilot? Evet. Yok yani şey aslında ben daha önceden zaten aklımda böyle. Sana inanmıyorum pilot. Sen var ya tam bir hayvansın. Tam bir hayvan. En azından adamları anlamadı. Duygu! Duygu! Bir bekler misin? Bir saniye Duygu! Ezgi! Beni bekle bir saniye! Bebeğim çıkartalım şunu hadi gel. Anne. Hadi. Bana baba masalını anlatır mısın? Anlatırım tabii. Şöyle yatayım ki. Bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde Alican adında dünya tatlısı bir çocuk yaşarmış. Alican'ın babasıysa tam bir kahramanmış. Bu kahraman baba
kimselerden korkmaz, doğru bildiğinden hiç şaşmazmış. Kötülerle savaşır, iyilerin hep yanında olurmuş. Bir gün bu kahraman baba bir kızı görüp ona aşık olmuş. Kız da onu görür görmez vurulmuş. Evlenmişler. İşte Alican böyle doğmuş. Oğullarını kucaklarına aldıklarında dünyalar onların olmuş. Ama bir gün kahraman babanın daha önce savaştığı bir kötü ona kötülük yapmış. Ve kahraman baba oğlunu bırakıp uzaklara gitmek zorunda kalmış. Ben oğlumu bırakıp hiçbir yere gitmedim. Alican uyanacak. Belli ki oğlumu bu masallarla uyutmuşsun. Hakkın var mıydı Özlem? Ben bir oğlum olduğunu bilsem. Benim yerimde olsan sen de aynısını yapardın. Asla. Ben kaderle kavgaya tutuşup bir evladı annesinden asla ayırmazdım. Bu arada endişe edilecek bir durum yok artık. İyi tamam. Yarın gideriz. Tam da yeni kavuşmuşken beni ondan ayıracak kadar taşlaştı mı gerçekten kalbin? Günaydın. Onu günlerce böyle seyredebilirim. Ona her baktığımda seni gördüm. Sizi birbirinizden habersiz bırakmak istemezdim ama her seferinde Süleyman geldi gözümün önüne. Ali. Ali amca. Dün nasıl kurtardın ama kötü adamlardan bizi? Bir şey söyleyeceğim. Bugün hep beraber bir şeyler yapalım mı? Ne dersin? Ne yapacağız? Önce güzel bir kahvaltı ederiz. Sonra da sen ne istiyorsan onu. Oyun parkına da gider miyiz? Bir düşüneyim. Tamam, gideriz. Oley! Annenden gerekli olabilecek eşyalarınızı aldım. Ali amca, senin oğlun nerede? Ben anneme de sordum ama söylemedi. Uzakta Ali Can. Çok uzakta. Babam gibi mi? Annem de babam için öyle söylemişti ama ölmüş. Alican hadi sen oyun parkına gitmek istemiyor musun? İstiyorum. Tamam o zaman hadi hazırlanalım. Hadi.
Önce dişlerimizi fırçalayalım, tamam mı? Gel. Sevda. Hı. Günaydın. Günaydın. Artık bana ne olup bittiğini anlatacak mısın? Bak dün gece çok kötüydün, sormadım. Neyin var? Boş ver. Sevda, nasıl boş vereyim? Ya şu haline bak. Belki elimden bir şey gelir, ne bileyim, belki bir şey yapabilirim. Kimsenin elinden bir şey gelmez Tuğçe. O eve gitmek istemiyorum. Babamı görmek istemiyorum. Uygur'u görmek istemiyorum. Baban mı? Baban ne alaka Sevda, ne oluyor? Boş ver. Konuşmak da istemiyorum. Ben üstümü değiştireceğim. Affet beni kızım. Sana şimdiye kadar yaşattığım her şey için beni affet. Sana iyi baba olamadım. Ama en azından şimdi babalık görevimi yerine getireceğim. Bu işi bugün bitireceğim Sevda. Elveda kızım. Elveda. Köksal. Ne elvedası? Ne diyorsun? Bu işi bugün bitireceğim Hayri. Ali'ye her şeyi anlatacağım. Olmaz. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yapamazsın. Doğrusu bu. Kızım için bunu yapacağım. Olmaz Köksal. Böyle bir şeye izin veremem. Bırak Hayriye. Bırak. Köksal. Hayriye. Bırak. Böyle daha fazla yaşayamam. Köksal, Ali seni öldürür. Ali seni öldürür. Böyle bir şey yapamazsın Köksal. Ne olur olmaz. Olmaz, izin veremem. Köksal! Köksal dur! Elveda Hayriye. Sinan'a da Sevda'ya da onları çok sevdiğimi söyle, tamam mı? Ben ne yaptıysam onlar için yaptım. Köksal yapma! Köksal! Köksal yapma lütfen! Köksal! Şekeri de alır mıyız oyun parkında? Alırız tabii. Gel bakalım. Hocam. Bir daha verdi. Kim bu tatlı çocuk? Ben sana anlatırım sonra. Bak biz biraz dolaşacağız. Dükkan sana emanet, olur mu? Tamam hocam, hiç merak etme. Ha, bir şey olursa Özlem Hanım'ın telefonundan ararsın beni. Vereyim, kaydet. Olur. İşte aile tablosu. Bak Sevda. İyi bak. Sevda, ya bu Ali rüyasından uyanman için daha ne olması gerekiyor? Ben biraz dolaşacağım. Bir
planlasan bu kadar olmazdı Uygar. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ne oluyor orada? Kimse yok mu? Açın kapıyı. Kimse yok mu? Hayriye Hanım, ne oluyor? Uygar Bey, Göksal. Göksal Ali'nin yanına gitti. Ona her şeyi anlatacak. Ali onu öldürecek. Görünüyor vallahi. Beni davet etmeyecek misiniz hocam? Zaten sizin için hazırladım. Ben tokum. Buyurun, soğutmayın. Bazı huyları aynı sen. Ali amca, tersen arabaları da biner miyiz? Bineriz tabii. Ama önündeki her şeyi bitiririz sen. Yavaş oğlum, yavaş. Bulacaksın. Daha verdi. Ali Hoca'nın nerede olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum Köksal dayı. Onlar Özlem ablayla çıkıp gitti. Bir daha verdi. Ali Hoca'ya ulaşmam lazım. Aa, Özlem abla bana telefon numarasını vermişti.
Onun telefonundan arayayım mı Ali hocam? Hadi ara hemen, hadi. Müdavimlerde arıyor. Müdavimlerde? Hocam, Köksal dayı geldi burada. Seninle konuşmak istiyor. Telefona vereyim mi? Ver tabii. Tamam hocam. Ali hoca, seninle konuşmamız lazım. Tamam Köksal Bey, ben mahalleye gelince... Hemen. Erniko'nun yanında ne işim olduğunu... Daha da önemlisi... Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorsan... Hemen benimle buluş Ali hocam. Ne diyorsun sen Köksal Bey? Ne dediğimi duymak istiyorsan hemen gel. Tamam, nereye? Tamam, geliyorum. Benim gitmem lazım. Nereye? İşim çıktı Ali'cim. Gideceğim ama hemen geleceğim. Oyun parkına gitmeyecek miyiz? Gideceğiz. Hemen geleceğim, tamam mı? Ali. Bir dakika ya. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Bir işim çıktı Özlem. Hemen gidip geleceğim. Bir şey yok. Yine bir belaya mı? Hı? Hayır, hayır. Bak, bundan sonra belaya bulaşmak yok. Oğlum için. Tamam mı? Teyze. Sevda burada mı? Yo, çıktı az önce. Ne oldu? Hayriye teyze dur. Duygu abla. Ne oldu Kemal? Şu ileride bir tane köpek yaralanmış. Yardım eder misin lütfen? Ederim tabii. Dur bir dakika. Nerede? Gel. Şurada. Tamam. Sevda neredesin ya? Sevda. Neredesin Sevda? Neredesin? Sevda. Sevda neredesin Sevda? Sevda! Sevda! Sevda anneciğim. Sevda. Anne. Sevda neredesin? Ne oldu? Dur sakin ol, iyi misin? Ali. Ne? Ali ne? Ne olmuş? Ne oldu Ali'ye, bir şey mi oldu? Doğru söyle. Baban her şeyi anlatacak Ali'ye. Ali babanı öldürecek Sevda. Onu bir tek sen durdurabilirsin. Bir şey yap hadi. Bir şey yapman lazım. Ali. Bir şey yapmamız lazım. Sevda dur. Sevda dur, ben de geliyorum. Ali. Sevda. Sevda. Müdaverdi. Ali'yi gördün mü? Özlem ablanın yanında. Ne oldu Sevda abla? Babam. Babam onun yanına gidiyormuş. Benim bir an önce Ali'ye ulaşmam lazım. Ha, ben biliyorum nerede buluşacaklarını. Biliyor musun? Thank you.
Nerede Baran? Şurada Duygu abla. Yaralı hayvan burada. Tam karşında. Hem de kalbinden yaralı. Kalbinde öyle bir yara açıldı ki. Onun tedavisi de sende Duygu Hanım. Şu köşeyi dönünce Sevda abla. Köksal! Köksal! Ali! Ali Hüroğlu! Söyle. Oğlumun gerçek katili kim? Anlat ne biliyorsan. Hayır, 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 hayır. Çocuğu bindirme. Bütün talimatlarınızı harfiyen yerine getirdim Erniko. Ali'nin arabasına bombayı koydum. Ama oğlunun arabaya bineceğini bilemedi. Öleceksin. Ne oluyor lan?
Erniko'yu öldürdüğün gün. Her şeyi anlatsaydım. Yemin ederim, benim bunlarla bir ilgim yok. Beni bu hale getirdiler. Buradan Sevda abla. Allah'ım ne olur yetişeyim, bir şey olmasın ne olur. Bak burası işte, burada. Oğlunun. Oğlunun katili. Göksal! Göksal! Baba! Göksal! Ali! Beni affet. Sana emanet.